Merhaba sevgili dostlar. Şu anda İzmir'deyiz. Sevgili sevgili aile üyemiz Tansel abimiz geldi, şeref verdi. Aracında VGT var zaten. O biz İzmir'de olduğumuzdan dolayı hatırımızı sormaya geldi. Merhaba. Sağ olsun. Ulaş direksiyonda. Biz test sürüşünü birlikte yapamamıştık. Onun için çıktık ve ben arkada Cevat Kelle. Şu an testteyiz. Herkese benden de merhaba. Ulaş test sürüşünü yapıyor ama bu sohbet odaklı olacak. Çünkü evet, uzun süredir bu araçta VGT kullanıyor değil mi abi? Evet. Evet. İşte bir ufak tefek bilgilendirme de yapacağız. Klima açık. Evet, ufak tefek bilgilendirme de yapacağız. Herhalde burası çıkış kapısıdır. Biraz araç BMW, BMW 320 2002 model. 2002 model E46 kasa. Dizel. Manuel vites. Aynen. İkinci vitesteyiz. Minik bir pedal dişi. Başka hiçbir şey yok. Sen şimdi sen şimdi bana ne diyeceksin abi? Ne diyeceğim sana? Yani ne kadar minik bir göreyecek. O kadar mı? Evet. Parmaklarda sorun yok değil mi abi? Ya sende sıkıntı mı? Parmak... Abi bak hastalığın ilerliyor şimdi, senin. Ulaş. Bak, doktorlar daha önce çare mı bulamıyor. Yapma ya. Doktorlar gelip VGT taktırıyor ancak öyle çare buluyorlar. Bize katılarak çare buluyorlar. Onlar da hasta oluyorlar. Yani sen durumu tersine çeviriyorsun. Aynen öyle. Hastalığı iyileştirmektense herkese hasta etmeyi tercih ediyorsun. Tabii ki de. Bize ben de hastayım bu duruma şimdi. Tarih, saati normal kullananları değil, tersine kullandıranları yazıyor. Deli diye mi? Çünkü çığır açtıkları için. Öyle mi? Peki. Evet. Abi doktoru deyin dedi de ben onun için peki dedim. Evet, Ulaş bu arada İzmir'deyiz. Ulaş hala ama hala gaza dokunarak kullanıyorum. Ama hala. Hala. Ben biliyorum ne diyeceğim. Tansel abi biliyor ne diyeceğimi. Buradan yalnız evet, bu hala'nın devamının bir muhatabı var. Var mı? Az kaldı yani. Adaylısı. He? Nasıl yani? Ulaş hala ama hala gündüz öğün yemek yiyor yani onu diyecek. Bir muhatabı var işte benim. Ha sen bekarsın diyeceğimi sandın. Yok abi der miyim ben öyle bir şey? Artık deme zaten. Öyle mi? Artık o modda değiliz yani. Yapma ya. Artık hazırlıktayız. Yapma ya. Evet. İnşallah kısmet olursa hazırlıktayız. Ya düğün mü olacak yakında? İnşallah. VGT taksam olur mu? Hayırlısı olsun. VGT taksan mı? Evet. Kredi postacısı da getirin istersen. 3 taksit yaparız. Ya benim bir tane arkadaşım var. Bir şey söyledi bana abi. Çok garibime gitti. Güldüm çok. Ben diyor iki tane birden taksam diyor. Acaba diyor daha ekonomik sağlar mı diyor. Ha, evet. Bize de söyleyenler oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü VGT hani turbo gibi besleme yapmıyor. Sadece motorun ihtiyacı olduğu havayı motorun almasını sağlıyor. Dolayısıyla 5 tane de taksan motorun ihtiyacı olan hava kafadan atıyorum 1 barsa o 5'inden toplam 1 bar çekecek. Yani 5 bar çekmeyecek. Anladım. Dolayısıyla 1'den fazlasının bir anlamı yok. Bana zaten mantıklı gelmedi ama yine bir sorayım dedim. Hani. V motorlar, onlar 2 ayrı motor olduğu için V motorlara 2 tane takmak gerekiyor. 2 ayrı motoru beslemek adına. Evet. Veyahut da farklı bir bağlantı yöntemiyle onu da yapabiliyoruz. Hı hı. Evet, Ulaş söyleyeceklerini söyle. Ben söyleyeyim mi? Bak 4. vites 1000 devirdi az önce seyir sağladık. Yani ölü denilebilecek devirlerde biz vites atıyoruz. Ya nereye gideceğimi de bilmeden şu an kullanıyorum. Devam et. Zaten şehir içi doğru. Evet, trafiğe geldik. Evet. Ve şu anda BMW ile şehir içi dur kalktı test yapmak istedik. Aslında amacımız oydu. Evet. Tamam, ve yapıyoruz da yani şu an. Tansel abi tabii kullanıcılar için bilgilendirelim. Şehir içindeyiz. Hı hı. 1500 devire gelmeden ben vites atıyorum. Klimamız açık bu arada. Evet. Klimamız açık. Şu an ikinci vitesteyiz. Evet. İzmir'in battı çıktı denilen
bilgi çitinde. Battık. Biraz sonra çıkacağız. Şimdi batarken kolay abi. 500 devirde de atarsın. Biraz fazla attım ama. Ben. Şu an gaz pedalına minik bir temas, başka bir şey yok. Ha, onu mu abi? Açsana abi. Tamam. Tamam. At kızım. Evet. Çıktıya geliyoruz. Boyunu posunu orada görelim. Hadi görelim. Şu an gazsızım. Basacak bir şey yok. Evet. Gerçekten gazsız. Çıktıdayız. Araba rölantisiyle çıkıyor ve frene basmak zorunda kaldı. Biraz sert yaptım freni. Evet. Sen karpuz taşımıyorsun. Sen taşıyorsun. Evet. Ben gazsız kalkıyorum. Abi araba vallahi debriyajda rölantide şey debriyajda bir çift testi yokuş yukarı kalkıyor. Vallahi kalktı. Yani var ya pedala etkim yok denecek kadar az. Şimdi hafif dokundum, çekiyorum, tekrar dokundum. Çekiyorum, tekrar dokundum. Benim suçum ne? Ha? Benim suçum ne arkada abi? Cevatkerlerinin suçu ne sinemalar? Yani ya var ya şu görüntü alabilmek için ne pozisyonlara giriyorum. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama arkada her yerden tutunuyor. Evet abi. Ya yokuşta vites arttıran teknoloji diye boşuna demiyoruz. Burada da mı 12 tane ışık var? Kastredeyim orası. Abi, evet ya. 6 tane. Memleket değiştirmeye gerek yok. Evet ya öyle diyor. Bıktım ben ya diyor. Bir de belediye melediye her yere yazdım yine değiştirmiyorlar diyor. 6 tane ışıkla kavşak mı dönülür diyor. Hatta videoda da söyledi onu. Tabii tabii. Söyledi. Evet. Tansel abi uzun dönem kullandın. 5 aya yaklaştı. Aynen. Nasıl? Pedal tepkimelerin, aracının sana pedalı, verdiği... Gaz pedalında bir yumuşaklık hissediyorum. Yüksek viteste düşük devirde gidiyorum. Şehir dışında gayet ekonomi sağlıyor. Çekişinde bir problem yok. Gidiyor. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ya memnunum yani. Süper. Şahane. O zaman burada bir yerde aracı sahibine devredelim. Evet, devredelim. Biraz da alet yerini bulsun. Sağa doğru döneyim ben. Açık bir yerde burada vardır. Evet, Tansel abi. Evet. Aracı değerli sürücüsüne devrediyoruz. Güzel İzmir'deyiz. Güzel bir hava. Güzel bir aile üyemiz. Evet abi. Henüz bekar ama bekarlıktan kurtulmak üzere olan bir ulaşımız. Arkada tutunmaya çalışan bir Cevat Kelle var. Şey, testimizi yapıyoruz. İzmir'deyiz. Tutunamayanlar. Şimdi artık kamera sana geçti. Ben tutunamıyorum. Buradan bir geri dönüş yapsak mı? Kaçak olur acaba? Abi nasıl istersen. Abi ikiyle devam eder misin? Hiç gaz vermiyor şu an. Evet. Şu anda gazsız. Hiç. Ayağımda gaz yok. Öndeki araç durursa fırına yapacağım tabii. Evet, şimdi aynı hareketleri sen de yap Tansel abi. İki abi. Bin devirde mi? Tabii. Yani senin araban gayet güzel güç üretiyor. Boşa hiç indirme abi. Öyle mi? Tabii hiç indirme. Yani boş, devrinin sonuna kadar kazan. Boşa indirdiğin zaman
amaç sakın tasarrufu yapman söz konusu değil. Vitesteyken eğer ki gaz pedalına dokunmuyorsan, aracın akışkanlığını kullanıyorsan asıl o zaman tasarruf yaparsın. Alışkanlık ya, devamlı bende. Evet, evet. Böyle... O eski kara düzen araçlarda öyleydi. Aynen. Boşa alırdık. Evet. Dolayısıyla o zaman rölantide harcayacağı yakıttan rahatsız olmazdık. Ama şimdi sistem tam tersine döndü. Vitesteyken gazsız gittiğin zaman sıfır yaparsın. Bir de bir şey soracağım abi. Bu hani gaz tepkime olayı var ya. Hani süratlenmek için bir işi 3 katsayı yapıyoruz ya. Evet. Katsayı. Bunu arttır abi. Her zaman mı yapmak lazım yoksa bir kere arabaya binince yapsak oluyor mu? O şöyle. Onu ben açmak istiyorum. Bu sorular evet geliyor sadece senden değil. İyi de oldu sorduğun. Şimdi o katsayı tekniğini yapmak zorunda değiliz. Öyle mi? Tabii. Normal koşullarda rakamları sadece örnek vereceğim. 30 saniyede ulaştığımız hıza katsayı teknik yaparsak 10 saniyede ulaşırız. Anladım. Aradaki mesafeyi kısaltıyor. Zamanı kısaltıyor. Yoksa katsayı tekniğini uygulamazsan verim alamazsın diye bir durum söz konusu. Peki gazı kapattığınız zaman arabanın gitmemesi gibi bir söz konusu değil mi? Gazı kapattığımız zaman derken? Yani dip gaz yaptığı zaman. Şimdi, hani bir makasa girdik bir şey oldu. Şimdi dip gaz yaparak aldığın verimi VGT'den sonra çeyrek gaz yaparak da alırsın. Evet. Dolayısıyla kalan dörtte üçlük kısmı ziyan etmek için basmış olursun. Anladım. Yakıtı ziyan etmek için basmış olursun. Gerek yok. Aynen. Aynı verimi alabildiğin için çeyrek gazda da. Yani çeyrek gaz işte %25 olmaz, %20 olur veya %30 olur ama daha az basarak aldığından dolayı o çok ani süratlenmede o hıza ihtiyaç, o güce ihtiyaç duyduğun zaman çok tam gaz yapmana hiç gerek yok. Çeyrek pedal veya biraz daha fazlası veya biraz daha az. Aracın karakteriyle doğru rahatlığı. Senin aracın bir kere 1500'ü bulmadan gerekli torku üretiyor. Zaten bunlar da bana göre BMW yapan araçlar. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Çok araçtan memnunum yani Allah aşkına. Bir sıkıntı olmadıktan sonra da öyle hani değiştirmeyi düşünmüyorum. Bence de değişecek bir hali yok. Zaten çok temiz maşallah. İlk sahibiyim bir de. Öyle mi? Tabii. Aa. Sıfır. Anladım. 126 binde değil mi abi? Tabii. Aynen. BMW için bu sıfır demek. Hala sıfır demek. 126 tabii. Bin kilometre. Ben size aynayı biraz şey yaptım. Tabii. Kendine göre. Yok aynen. İkinci vitesteyiz. Rölanti devrindeyiz. Ulaş kadranı alır mısın? Rölanti devrindeyiz. İkinci vitesteyiz. Durup kalkmayan bir trafikteyiz. Evet, duruyoruz ama kalkmıyoruz. Böyle olsun istedik. Evet. Özellikle. Arttır abi. Evet. Şu anda hiç gaz vermiyorum zaten. Tamam. Böyle devam et abi. Gittiği yere kadar. Evet. Birazcık. Hafif. Hissettirebilirsin pedalı. Çok hafif. Ne kadar bassın abi? Çok mu az bassın? Azıcık. Evet. Azıcık. Tamam. Azıcık bassın. Üçüncü viteste. Evet. Tamam. Çimdiği üçüncü viteste gaz yiyerek normal koşullarda titremesi, vuruntu yapması mı lazım? Tabii kesinlikle. Evet. Şu an klima da açık. Tabii klima açık. Klima açık, farlar açık, her şey açık yani. Her şey açık. Müzik etti bile açık. Hakikaten. Şu an kapalı değil yani o. Şimdi kapalı. Evet. Ben biraz müzik merakım var da ben yani müziksiz. Arttır abi. Hiç o hızlara ulaşma. O devirlere ulaşma. Anladım. Yani bin devirde diyorsunuz artık. Abi bak 1500'ün biraz altı çok ideal. Evet. 2000 çok. 2000 çok. Gerek yok. Ya yapabilirsin. 3000'de de atabilirsin ama tasarruf odaklı kullanmak istiyorsa torku en iyi ürettiği yer senin aracın şu aralık. At abi. At abi şimdi. Gaz yok. Gaza dokun bakayım abi. Var mı vuruntu? Yok titreme abi yok. Ben kullanıyorum zaten. Tabii. Ben şehir içinde sokak arasında üçlü testi gidiyorum yani. Düşünün yani. Evet evet. Aynen. Yani bu zaten sohbet şeyiydi, testiydi. Ulaşı da artık aday, evlilik adayı olarak addettiğimiz için daha önce Tansel abi kadraja girmek istemedi.
benim videomu çekerseniz Ulaş ölümüne bekar kalır dedi. Yok canım. Ama o risk ortadan kalktı. Ya hayır. Yani niye dedim tanışıp oraya geldik? Nereye geldik? Ya şimdi niye böyle bir karşılaştırma yaptın? Abi izleyenler demez mi ya? Tamam. Beşerdir aklınız nerede, bu videoyu niye çekmediniz demezler mi? Tamam derler ama fırsat olmadı. Açıklama gereği hissediyorum ben. Fırsat yoksa olmadı. Amaç burada senin evli veya bekar olmanı vurgulamak değil. Ama vurguladık yani. Ne yapalım? Kolumuz çarptı. Abi süpersin. Hakikaten evet. Şimdi alışkanlıklar var ama tabii sizin söylediğiniz gibi evet. Yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Süpersin. Yani ben Ulaş'a takılırken bile dikkatimi çekti. Şimdi benim bekarlık bitiyor. Yani son demlerine doğru yani geldik. Senin bekarlık artık bitsin tamam. Sanki bende malzeme şimdi, mi yok? Şimdi hayır bir dakika. Şimdi sen aynı zamanda amcam olarak. Aa, öyleydim değil mi? Tabii. Allah aynı zamanda amcam olarak. Hani acaba çok merak ediyorum. Yani evleneceğim gün nasıl bir organizasyonla bütün dünyaya duyurursun diye çok merak ediyorum. Neler yapacaksın? O gün benim işim çıktı. İşim çıktı. Şimdiden randevu aldılar benden. Çıkabiliriz yani demiyorsunuz da çıktı. Hayır yok öyle bir dünya. İşin çıkamaz o gün. O gün işin benim. İkinci testteyiz. Tam rölanti devrindeyiz. Kavşaktan çıktık. Evet bu arada bugün ve yarın koşulacak olan VGT logolu sponsor olduğumuz rally aracının sonuçlarını da merak etmiyor değilim. Ha, evet. Oo. Yani çok bulunmak istediğimiz bir yer ama kesinlikle. Tabii ki bugün burada bayi açılışımız var. Yarın da Tekirdağ Çerkezköy'de Kia Sport Club TR ve Kia Seed Asya'nın etkinliği var. Oralara davetliyiz. Dolayısıyla her iki günde bu Orhan Gazi koşusunda bulunamayacağız. Gidebilseydik iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Ama biz yokuz. Logomuz var. Tabii biz yokuz. Aracımız. Logomuz var. İlker abiler orada. Evet. Evet. Bu keyifli sohbet ve video için çok teşekkür ederiz. Rica ederim bir şey değil. Geldin, ziyaret ettin, şeref verdin. Estağfurullah. Şöyle geleyim mi ben acaba? Aynı evet sevgili dostlar, sonraki videolarda görüşmek üzere.